Canlar, ruh dostlarım, Mukaddes Pekin Baştil ben. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel akşamlarınız olsun, güzel ruh dostlarım benim. Şimdi sevgili Doktor Sezgi Ümit Sofuoğlu'yla, güzel insanla, canla, soft, yumuşak, keyifli bir sohbet içinde olacağız. Kurban, fail ve kurtarıcı bilimci. Kurtarıcı bilinciyle ilgili konuşuyor olacağız sevgili canlarım. Evet, geldi güzel can. Hemen bağlıyorum şimdi size. Daha öyle der etmez bağlayacağım. Ve böyle bir relax. Hem öğreneceğiz hem dinleneceğiz. Canım hoş geldin. Hoş geldin sevgili hoş can. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok sağ ol. Nasılsın? Nasıl? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim. Yayınım vardı galiba senin. Yayınım, evet yayınım bir 6-7 dakika önce bitti. Şimdi seninle dinleneceğim ben de. Evet. İnşallah. Her şey yolunda mı? Nasılsın? Güzel, her şey yolunda. Güzel gidiyor. Böyle güzel sohbetler, eğitimler, dersler ilerliyoruz. Güzel gidiyor, şükürler olsun. Ay, bir tek bu akşamın boş ve ben bu akşamını doldurdum. Ya bu ara çok enteresan gerçekten. Çok ilginç, çok ilginç. Çok ilginç şeyler oluyor. Düşündüklerimize dikkat etmemiz lazım. Aklımızdan Evet. geçenlere dikkat etmemiz lazım. Öyle bir sürece girmişiz ki ben artık tırstım. Yani saniyede düşündüğümüz şeylerin olması, yani dileklerimizin birden böyle çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesi hem çok güzel bir şey hem çok tehlikeli bir şey. Yani dün akşam yine bir şey düşündüm akşam. Şimdi Evet. onların içindeyim. Hem de mucizevi böyle, yani negatif bir şey. Şu anda o da bir süre geliyor. Ama dün telefonla da konuştuk ya, acayip şeyler yaşıyorum bu ara. Telepati falan çok hızlandı. Zannediyorum bu herkeste böyledir. Düşündüklerimize çok dikkat etmemiz lazım. Yarına kalmıyor. Anında olmaya başladı yani. Ya Evet, çok güzel bir konu. Mukaddes'im hep şey derler ya, eş zamanlılık, eş zamanlılık. Hani biz bunları bilgi olarak önceki dönemlerde biliyorduk. Eş zamanlı titreşim ne demek? Eş zamanlılık işte tevafuk dediğimiz bizim kullandığımız şey. Ama bu dönem gerçekten öyle. Düşüncelerimiz, konuşmalarımız, özellikle niyetlerimiz eş zamanlılık titreşimine denk geliyor. Yani artık eş zamanlı olarak titreşebiliyoruz. Bu da her şeyin hızlı bir şekilde ortaya çıkmasına sebep oluyor. Dediğin şey çok doğru. Bu biraz korkutucu da olabiliyor dedin ya. Çünkü hızlı bir düşünce, hızlı bir cümle ağzından çıktığı an, düşünceler zaten çok hızlı. Birden gerçekleşiveriyor, şaşırıyorsun. Aslında dünyanın içinde bulunduğu durum, şu anki içinde bulunduğu durum, yangındaki olanlar şeyde, yani hep Allah kahretsin diyoruz ya. Laf olsun diye söylüyoruz. Laf olsun diye konuya gireceğiz, geliyor canlar. Laf olsun diye diyoruz ki ya kahretsin. Evet. Düşün bunu, 70 milyon kişi söylüyor. Ne Eyvah eyvah. olacak peki bu? Eyvah. Tüylerim Ya diken diken oldu. 70 milyon kahretsin, ne olacak şimdi? Nereye gidecek? O kahretsin enerjisi nereye gidecek? Değil Ve mi? hiçbir şey yok olmuyor. Ağzımdan çıkan zaten büyü. Yani düşünce zaten büyü. Ağzımdan çıkan oy oy oy. Yazdığım tam temelli kötü. Kara büyü yani. Dolayısıyla aklımdan geçmemesi lazım. Değil ki kahretsin kelimesi. Aklımdan geçen. Ya bunu aslında 2 dakika bunu anlatalım. Aklımızdan geçen hiçbir şey hiperuzayda kaybolmuyor. Bir yerde Evet. birikiyor. Evet. Bir yerde bir şekilde çıkıyor, atıyorum bilmem kaç milyon ışık yılı öteye gidiyor. Orada birikiyor, orada bir gezegende olay çıkarıyor, değil mi? E peki bana gelecek mi? Gelecek tabii. Gezegende olan her Aylığına şey dönecek. benimle ilgili zaten. Yani bugün burada dünya yüzeyinde hep birlikte yaptığımız her şey bütün hiperuzayı etkiliyor. Ama hiperuzayda dönüp dolaşıp bize geliyor. Einstein'ın dediği gibi. Şimdi biz çalışmalarda gözlemliyoruz işte yeminler, lanetler, işte yapılan antlar,
beddualar, büyüler, bunlar dediğim gibi yaptık ya da o an söyledik, oldu bitti değil. Biz şimdi ne yapıyoruz? Atalar düzleminden bize geçmiş olan, bize kadar gelmiş olan travmalara bakıyoruz, onların çözümünü buluyoruz. Bizim şimdi bunları yaptığımızı, beddualar ettiğimizi, işte lanetler okuduğumuzu, bu daha sonra ne olacak? Bizden sonra gelen nesillere akıyor bu. Yani benim çocuğuma geçecek, benim torunuma geçecek. Sonra lanet ve beddualarla ilgili olayları ben yaşamazsam eğer bu düzlemde, çocuğum yaşayacak, torunum yaşayacak. Yani kendi enerji bana dönecek. Çünkü kaynak benim. Eğer bedduayı ben etmişsem kaynak benim. Her enerji dönecek ve kaynağına gelecek. Bugün biz diyoruz ki bütün işte dünya yaratıldığından beri bütün insanlığın bilgileri kolektif bilinç havuzunda kayıtlı. Biz oradan travmalarımızla ilgili çalışırken ya da işte sıkıntılarımızla ilgili çalışırken ne diyoruz? Daha dün konuştuk bunu. Kolektifte olan olay benimle titreşime geçiyor ya da ben kolektifteki olayla aynı frekans düzleminde titreşime geçiyorum ve o olayın, yaşadığım sıkıntının bir derecesinde değil de 10 derecesinde sıkıntısını yaşıyorum. Hiçbir şey kaybolmuyor. Her şey kayıtlı. Ve her şey kaynağına dönüyor. O zaman dilimize dikkat edeceğiz. Geçen gün bir gençle ilgili paylaşımlar vesaireler vardı. Kutuplaşmaya o kadar hazır bir ülkeyiz ki. Çok enteresan. Ya bir tarafız ya öbür tarafız. Hep ikiye bölünen bir noktada yaşıyoruz hayatı. Daha üstten bakmak, bu yaşadığımız olayların altında hangi dinamikler yatıyor? İşte bu gençlerin yaşadığı sorunlar neler? Niye bu gençler bu kadar içi boşalmış ve depresyonda geziyor? Değil mi? Buralara bakmak lazım. Buralarla ilgili peki bizler ne yapabilirize bakmak lazım. Bunun yerine hemen ötekileştirmeye, ikiye ayırma ve şiddetli bir öfke girdabına girme. Ama ben onda da şunu gözlemliyorum. Böyle iki tarafa ayırma, ötekileştirme ve öfkeden beslenme noktasında da şunu gözlemliyorum. Kişi kendi atalarından öfke travmalarını almışsa, öfke kaynağını almışsa, içinde çok büyük bir öfke varsa ve çocukluk döneminde yetiştirilirken yok sayılmış, görünmemiş, yetenekleri ortaya çıkarılmamış, kendini ifade edememiş öfkeli bir bireyse, o zaman bu öfkesini boşaltacak gruplara girmek zorunda. O Evet. yüzden de o kamplaşmaların içinde buluyor kişiler kendilerini. Vallahi aslında var ya, hani içinde ne varsa dışarıda da o var. Şems-i Tebrizi'nin içindeki sirke, yani küpteki sirke dışına sızar der ya. İçinde ne varsa dışımda o. Yani bu gerçekliği anladığımızda, ölmeden önce ölmek gerçekliği bence bu. İçimde ne varsa dışarıda o var. Dışarıda olan her şey benim içimdeki olanla ilgili. Bu ne olursa olsun, aynalıktan geçenlerdeki eğitimde anlattı, interskalar eğitimde. Gerçekten bilim artık bugün aynalığı belgeliyor. Artık bilim bugün aynalığı belgeliyor. Hani konuşuyoruz ya spiritüelizmde, ayna olmak, ayna olmak. Yani bugün artık bilim bunları ortaya çıkarmış durumda. Yani bunları anlatacaklar bilim insanları inşallah. İçimizde ne varsa dışımızda o. Dışarıda gördüğüm ne varsa benim. Aslında çok da güzel bir şey vardır ya, her şey Mevlana'nın dediği. Sadece göz var, gerisi çöp dediği gibi. Göz de kimin gözü? Göz derken sadece yani benim gözüm mü, varlığın gözü mü? Yani gerçekten yağdan mı bahsediyor göz derken, yoksa göz derken neden bahsediyor? Yani gerçekten artık yavaş yavaş kendimize şahitlik etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Her şey bizden ibaretse eğer.
Çok önemli Şimdi bir cümle. Evet, kendimize şahitlik etmeliyiz artık. Çok önemli. Altını böyle çizmek lazım gerçekten. bunu buradan hemen bağlayalım konuya. Şeyleri, yorumları kapatayım. Canlar konsantre olsunlar. Hem dinlensinler, hem öğrensinler, hem kalem kağıtla yazsınlar. Hatta bence yazınca işte o yazınca daha etkili. Evet, Düşünce, evet. söz, yazı. Yazmak bana göre gerçekten büyüdür. Yazın. Şimdi sevgili canımızın anlatacaklarını, kurban, fail ve kurtarıcı bilincine buradan bir girmek lazım. Şurayı bir kapatayım. Yavaş yavaş sen bir konuya gir bakalım. Şimdi Toplandık. tabii bu drama üçgeni diye de geçen, psikolojide drama üçgeni diye geçen kurban, fail, kurtarıcı üçgeni. Ben bu üçgeni ilk öğrendiğim zaman o kadar etkilenmiştim, o kadar etkilenmiştim ki. Daha sonra o etkilenme kısmımı eğer unutmazsam konuda yeri geldiği zaman söyleyeceğim. Şimdi bir analiz tarafından ortaya çıkarılan bir şey. Kurban, fail ve kurtarıcı üçgeni. Bu üçgenin üç tane bölümü var, üç tane noktası var. O üç noktada kimi zaman kurban, kimi zaman kurtarıcı, kimi zaman zalim rolleri var. Ve kişiler bu roller üzerinde gidip gelebiliyorlar. Bazen yıllarca kurban rolünde gidiyor kişi. Bazen o kurban rolünü oynarken aslında zalim olduğunu fark etmiyor. Zalimi oynuyor. Kurtarıcı çok enteresan. Kurtarıcı hep bir şeyleri kurtardığını zannederken kurban rolüne düştüğünü hiç fark edemiyor. Kurban rolünde devam ediyor. Zalime Düşünecekler çakıyor vallahi. gelince Evet. zalime gelince zalim herhalde içlerinde en çok kurban paketini korku ve şiddet, korku, öfke ve duygularınla bağ kuramama gibi o kurban rolünü en içeride en çok taşıyan kişi, korkuyu en çok taşıyan kişi, zalim olarak gördüğümüz kişi. Tabii buradan direkt şunu söyleyebiliriz. Zalim olarak gördüğümüz kişilerin içinde çok büyük bir böyle gedik gibi bir şey düşünün, Hemen korku Hitler var. geliyor. Zalim deyince aklıma sadece Hitler geliyor. İlk önce yani. E Evet. tabii Hitler ama nasıl çıktı? Önce Bizim de kurtarıcıyım diye Bill Gates çıktı. geliyor. Evet. Değil mi? Kurtarıcı olarak çıktı. Tabii oralara bakarsak mesela ülkeler açısından bakarsak hem kurtarıcı hem zalim rolünü oynayan ülkeleri bugün hepimiz biliyoruz değil mi? Önce Evet. problemi yaratıyorlar, zalim olarak, zorba olarak problemi yaratıyorlar. Arkasından da biz kurtaracağız deyip sahaya iniyorlar ve kurtarıcı rolünü piyasaya sürüyorlar. Ve Demokrasi getiriyorlar. herkes de onları kurtarıcı olarak alkışlıyor. Sonra görüyoruz içinden ne çıktığını. Neden? Çünkü roller sabit değil. Roller yer değiştirebilir. Kurtarıcı zalime dönebilir. Şey gibi düşünelim. Ben bunu anlatırken çok somutlaştırarak anlatıyorum. Eğer zalim oradan kurbana düşmüşse, kurban rolüne gelmişse, o zaman otomatikman üçgende yer değişikliği olacak. Çünkü zalim yer değiştirdi. O zaman kurtarıcı nereye gidecek acaba? Ya da kurban nereye gidecek acaba? Bunlara bakmak gerekiyor. Şimdi tabii bu rolleri biz ne zaman alıyoruz? Ya da bu rolleri biz ne zaman öğreniyoruz? Atalar düzleminden bir kere bir akış var. Eğer kurban rolünden, kurban bilincinden çok beslenmiş atalarımız varsa, dediğim gibi hepsi birbiri içinde yer değiştiriyor ama o roller bize genetiğimizle bildiğimiz bir şey. Genetikten bize aktarılıyor. Biz anne karnında da bu bilgileri alıyoruz. Doğduğumuzda aslında neredeyse tanıdığımız şeyler bunlar bizim. Ama bebeklik döneminde tabii adını koyamadığımız ya da ifade edemediğimiz için sıfır ekran doğmuşuz gibi oluyor. Ama bilgilerle dolu bir şekilde doğup dünyaya geliyoruz. Peki bu yaşam sürecinde anne, çocuk, baba yani ilişki, aile içindeki ilişki modelleri var. Eğer bu ilişki modelleri sağlıksızsa
Biz o modeli öğreniyoruz. Annemiz, babamız ve kardeşlerimiz, eğer çocuk faktörü varsa, kardeşlerimizle sağlıksız ilişkiler düzleminde bunu görerek, yaşayarak ortaya çıkıyoruz. Bir de toplumun tabii bu rollerle ilgili, kurtarıcı, kurban rolleriyle ilgili sağlıksız bakış açısı var. Bu sağlıksız bakış açısı da çevre faktörü olarak bize ekleniyor. Biz onu da alıyoruz. Ondan sonra belli rolleri artık sahiplenmiş olarak hayatımızı devam ettiriyoruz. Burada öncelikle şundan belki bahsedilebilir. Bir rolü ele alalım önce. Bir rolün üzerinden gidelim. Sonra bu roller nasıl değişiyor onları konuşalım. Tabii ben biraz yavaş konuşuyorum ama inşallah çok şey olmaz. Çok güzel. Çok Sıkıcı dinlendirici. olmaz. Hayır Evet. hayır hayır çok dinlendirici bence. Şimdi kurban rolünde nasıl oluyor? Öncelikle buradan bir bakalım. Çok korumacı bir anne modelimiz varsa, çocuk bebeklikten sonra değişik görevleri, sorumlulukları, motor becerileri gelişiyor. Değişik şeyleri yapmaya başlıyor. İşte kendi kendine yemek yemesi, ayakkabısını giymesi, kıyafetini giymesi, ne bileyim parkta bahçede oynaması. Bebeğin çocukluk dönemi, yaş ilerledikçe belli görevleri yapması lazım. Belli sorumlulukları çocuk da olsa ona vermemiz lazım. Ama çok korumacı bir anne modeli varsa, anne ne yapıyor? Çocuğunun her işini kendi yapıyor. Çocuğa hiçbir iş yaptırmıyor. Ve kıyamamak adı altında yapıyor bunu. Ve çocuğum daha küçük diyor. Yemeğini o yediriyor, o giydiriyor, ödevlerini o yapıyor, her şeyini. Ama bizim şey vardır ya, ben çok gülerim ama fedakar Türk annesi rolünde kendini harap ediyor. Bu arada ama bu rolü oynadığı için de dışarıdan çok taltif alıyor. Sen ne kadar iyi bir annesin, sen ne kadar düşünceli, ne kadar şefkatli, sevgi dolu bir annesin gibi övgüleri de alıyor. Şimdi bunu hepimiz yaptık. Bir yargılama gibi değil de bilinçlenmemiz için anlatıyorum bu örnekleri. Sonra çocuk kendi kendine yetemeyen, kendi gücünü ortaya çıkaramayan ve kendi ile ilgili hiçbir şey yapamayan ve ben hiçbir şey yapamam diyen yetersiz bir çocuk ortaya çıkıyor. Anne burada kurtarıcı rolünde çocuğun her istediğini yapıyor. Çocuk için tabii melek gibi bir annesi var, bir kurtarıcısı var. Ne istese yapıyor, ne işi olsa yapıyor. Kendisinin bir sorumluluk almasına gerek yok. Burada anneyi ne yaptık? Kurtarıcı rolüne koyduk. Çocuk da kurban rolünde. Peki zalim rolü kime kaldı? Yazık ki babalara kalıyor genelde. Babaya kaldı. Şimdi baba biraz daha yumuşak değilse ya da sertse ya da babalar çocukları sosyal hayata ve dışarıya yetiştirmek için görevlidir. Böyle bir misyonları vardır. Dış ilişkilerde daha güçlü olmaları ve kendilerine güvenmeleri bunlar babanın enerjisiyle ortaya çıkar ve baba tarafından verilir. Ama baba annenin bu kadar korumacı olmasını eleştiriyorsa, ara ara anneye kızıyorsa ve böyle bir tutumun yanlış olduğunu sürekli söyleniyorsa çocuk babayı da zalim yerine koyar. Şimdi bu aslında bizim standart gördüğümüz bir aile yapısından bahsediyorum. İçinde hani travmaların falan olmadığı henüz. Şimdi babayı da zalim noktasına koydu. Çünkü bu üçgende mutlaka kişiler yerlerini almak zorunda. Zalim rolündeki babaya karşı çocuk içinden ne düşünür? Öfke düşünür. Öfke hisseder. Babası çünkü onun kurtarıcısını, koruyucu meleğini engellemeye çalışıyordur. Burada çocukla baba arasında bağ kurulmasında sıkıntı olur. Bu bağın kurulmamasını sağlayan kişi nedir? Annedir. Ama anne kurtarıcı rolünde olduğu için gözü perdelidir, bunu göremez. Şimdi çocuk okul döneminde nasıl bir arkadaş seçimleri yapar? Kurban rolünde olduğu için kendisini istismar edecek, kendisine zorbalık yapacak, zorba arkadaşlar seçer. Oy 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 oy. Bak Ve şimdi. istismar başlar. Anne de bu arada çocuğu istismar ediyor kurtarıcı rolüyle. Ama alt dinamiklerde. Çocuk istismar eden zorba arkadaşları kendi alanına seçer
Bir de kurtarıcıya ihtiyaç vardır. Bu bazen birkaç yaş büyük arkadaşları olur. Bazen de öğretmeni olur. Çocuk orada şu duyguyu hisseder. Şimdi bana acıyorlar. Değil mi? Ben kurbanım, ben mağdurum, eziliyorum. Bana acıyorlar. O halde seviliyorum. Çünkü sevgi ne demek? Bana acırlarsa ben sevildiğimi hissederim. Sevgi dilini acımak ve yetersiz hissettirilmek üzerine kurmuştur. Burası tabii çok enteresan bir alan. Çünkü bu çocuk daha sonra büyüyecek. İkili ilişkilere başlayacak. Eş ilişkisi, partner ilişkisi, evlilik. Peki burada nasıl bir ilişki ortaya çıkacak? Yine kendisine yetersiz hissettiren, acıyan bir eş seçecek. Çünkü sevgi eşittir. Bana acısınlar ve beni küçük görsünler, beni yetersiz görsünler. Nasıl Sevgi güzel eşittir. anlatıyorsun Bu ya. demek. Devam O ediyor yani. Ta o bebeklikteki kurbanlık devam ediyor. evet. 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 Sonra kendine acıyan bir eş seçer ve der ki beni seviyor. Beni yetersiz görüyor. Beni beceriksiz görüyor. Bana acıyor. Yani beni seviyor. Peki eş ilişkisi, karı koca ilişkisi çetrefilli bir ilişki. O ilişki nereye gider? Bir süre sonra kurtarıcı olan koca modeli ya da eş modeli bir süre sonra artık bu yetersiz gördüğü, acıdığı, ezik gördüğü, ezilmiş gördüğü kişiye karşı kontrolcülük başlar. Dominant ya da baskın hareketler etmeye başlar ya da eleştirileri başlar. Kurtarıcısı bir anda zaman zaman zalime döner, zaman zaman kurtarıcıya döner. Ve burada eşe karşı duygusal şiddet ya da fiziksel şiddet gibi zalim veya zorbalık yapılacak noktalar ortaya çıkar. Bunu çok görüyoruz, değil mi? Evliliklerde çok görüyoruz ve diyoruz ki bak bu ilişki sağlıklı bir ilişki değil. Kendini neden ezdiriyorsun? Bak yaşadığın şey duygusal bir işkence, sana psikolojik işkence yapıyor. Buna izin verme. Peki eşlerin cevabı nedir? Ama beni seviyor. Çünkü bana acıyor. Beni seviyor. Burası kalın bir perdeyle kapalıdır. Çünkü kişi bu ilişkide yaşadığı o örüntüyü, o tekrarlayan döngüleri görebilmesi normal hayatında durup dururken mümkün olmaz. Biz burada hani şey diyoruz ya bazen belalar, sıkıntılar, hastalıklar bize bir şey ifade etmek için gelir. Eğer biz o mesajı doğru almazsak şiddetini artırır. Kişi de böyle bir evlilik sürdürüyorsa, böyle bir ilişki sürdürüyorsa, o ilişkide eğer dürtülmezse, eğer bir sıkıntıya maruz kalmazsa normal hayatını bu şekilde sürdürür ve asla bu ilişkisinin sağlıklı olmadığını fark edemez. Benim çalışanım vardı biliyor musun? Döverdi eşi. Yüzü gözü mor olurdu. Bir hafta izin verirdim ben. Bir hafta sonra gelirdi. Kıyamazdım. İşten çıkarmazdım. Yani neden bunu böyle yapıyorsun dediğimde beni çok seviyor derdi. Ya da ben onu kışkırttım derdi. Ben de derdim ki yani Aa, var. ben onu kışkırtmış bile olsan boşanabilir senden ama seni dövmeye hakkı yok. Bir gün yardım istediğinde eşine dedim ki bir daha döversen beni de ararsa direkt polisi göndereceğim dedim. Bir daha da yapmadı. Aa. Ya sadece benim söylememle yapmadı. Yani çok ilginç. Hani öyle de biri değildi aslında. Belki de eşi tarafından böyle olmaya zorlanıyordu. Yani belki o da memnun değildi bu rolden. Bir daha yapmaması çok ilginç. Çok iyi, evet. Şeyler hani bazen öyle bakıyorlar değil mi? Bir de kurbanlar. Yani zaten o beni seviyor. İşte zaten ben hak ettim. Burayı da biraz aç istersen. Ya Değil mi? şimdi bizim sevgi anlayışımızı, sevgi tanımımızı ilk annemizle kurduğumuz ilişki tanımlıyor. Biz annemizle nasıl bir ilişki kurmuşsak o ilişkinin adını eşittir sevgi diyoruz. İşte burada dedik ya anneyle
sağlıksız bir bağımlılık ilişkisi içinde anneyi zaman zaman kurtarıcı, zaman zaman zalim rolünde görüyor çocuk. Ama burada bir ilişki içinde. Ailelerde diyelim ki çocuğa kurban rolü verilmişse, ki kurtarıcı rolü verilen çocuklar da var. Kurban rolü verilmişse ya da kurban olduğunda, yani kendisine acınıldığında sevgi görebiliyorsa ya da yetersizliği vurgulanıyorsa, anneyle böyle bir ilişkisi varsa, o zaman diyor ki ya bana acıyor, o zaman beni seviyor. Çünkü sevginin tanımı bu. Şimdi biz sevgiyi nasıl tanımlıyoruz? Mesela bizi dinleyen arkadaşlar sorgulasın. Sevgi tanımımız nedir? Bize kim Aşırı ne kötü dakika yaparsa, yazsınlar sevginin tanımını. Evet. bize kim nasıl davranırsa sevgiyi hissediyoruz mesela. Birisi şefkatli davrandığında mı sevildiğimizi hissediyoruz? Yoksa mesela çok eleştirilerek büyütülmüş bir ailedeysek, acaba sevgi tanımımız bu sefer eleştirilmek mi? Hani o kadın örneğinde verdin ya, ama beni seviyor diyor. Aynı Evet. örnek işte. Evet. Sevginin tanımını yazdıralım bakalım sevgili canlarımıza. Nasıl hissediyorlar Değil mi? sevildiklerini? Sevgi aslında, ben söyleyeyim sevginin tanımını kendimce. Sadece şu anda seni dinleyen bir mukaddes olarak söylüyorum bunu. Hiç, yani spontane. Sevginin tanımı bana göre, beni seven insan, ben olmama izin veren insandır. Aa, tabii. Bence. Evet. Ben olmama izin veren. Hata yapabilirim. Doğru yapabilirim. Yanlış yapabilirim. Şefkatle izin veren diyorum ben. Harika. Sadece bu. Bence. Ama Bak, fedakarlık, bak, şefkat. Sevgi fedakarlık. fedakarlık diyor. Şimdi Şefkat. fedakarlık yapan bir anne modeli varsa, biraz önce gördüğümüz kurtarıcı modeliyle aynı şey. Şimdi fedakarlıkla ilgili çok güzel bir tanım var. Benim çok hoşuma gitmişti. Tanımdan ziyade bir kelime anlamı anlamında tanım değil de şey olarak, davranış olarak ya da içerdiği enerji olarak aşırı verir gibi görünüp aşırı alma isteği. Şimdi annemiz çok fedakarsa alma isteğiyle yapmış olabilir, aşırı gibi verip. Ya fedakarın kendi şeyine baktığımızda, sözlük anlamına Ha. baktığımızda, feda etmek, kar elde etmek. Evet, feda, kar. Bir şeyi feda etmek, kar. Atıyorum, feda ettim. Şimdi parayı feda ediyorum, elbiseyi alıyorum. Bir şey yapıyorum, bir şeyi satın alıyorum. Fedakarlıkta kar elde etmek vardır. Satın almak vardır. Bana göre fedakarlık yanlış. Özveri başka bir şey. Belki özveri kelimesini kullanmamız gerekiyor. Söylemek istedikleri insanların, hani fedakarlık. Fedakar başlı başına yanlış bir kelime bence. Özveri başka bir şey. Özverili Evet. olmak, yani sadece bir dilim ekmek varsa belki onu çocuğuna verebilirsin, bir iki lokmasını alıp. Yani bu özveridir. Yoksa fedakarlık bana göre çok da böyle çekici bir şey değil. Sevgi, saygı, anlayış demişler Yani şimdi sevgi, saygı, hep. anlayış, bu bizim bu yaşımızda verdiğimiz tanımlar. Bunu istemiyorum. Benim istediğim şey şu. Bize ne yapıldığında sevildiğimizi hissediyoruz. Bunu daha derin düşünmeleri lazım. Şimdi değil de biraz düşünmeleri lazım. Yani burada anne ile ilişkilerinin tarzına bakmalı, baba ile ilişkisinin tarzına bakmalı. Bir de eşi varsa, partneri varsa oradaki ilişkisindeki temele bakmalı. Tıpkı buradaki gibi, eğer duygusal olarak işkence görüyor ama duygusal işkence gördüğünün bile farkında değilse, dışarıdan ona uyarılar geliyorsa ama buna rağmen hayır ya beni seviyor diyorsa kişi, orada göremediği bir şeyler vardır. Zaten ilişkilerde ben şeyi çok gözlemliyorum. Çok kalın perdelerimiz var. Çok kalın. O perdeleri açabilmek gerçekten şey istiyor. Bilinçli bir niyet istiyor.
bilinçli bir farkındalık istiyor. Şimdi nasıl yapalım diyen olmuş birkaç arkadaş. Nasıl sevelim, nasıl yapalım? Hani dedik ya, kendini gözlemle ve kendine şahitlik yap. Yani kendini yargılamadan gözlemle. Kendinle ilgili bilinçli bir farkındalık içinde ol. Tüm hayatı yaşarken bilinçli farkındalık içinde ol. Otomatik tepkiler vermek bilinçaltının tepkileridir. Alıştığımız tepkileri vermek bilinçaltının tepkileridir. Biz bilinçaltıyla tepki vermeyelim de ne yapalım? Kendimizi geliştirelim, yetiştirelim, okuyalım, sohbetleri dinleyelim, kitapları okuyalım, yazılar yazalım ve ne yapalım? Kendimizle ilgili bir farkındalık süreci başlatalım. Biz burada başka kişilerle ilgili konuşmuyoruz ya da dışarıyı değiştir demiyoruz. Kendimize bakalım. Ben eşimle sağlıklı bir ilişki yaşıyor muyum? Yani şimdi şeyi söyleyeyim. Çok enteresan. Biz kadınlar olarak çocuklarımızın babalarıyla sağlıklı bir bağ kurmasına imkan vermiyoruz. Verenleri tenzih ediyorum. Sağlıklı bağ kuranları tenzih ediyorum. Biz ne yapıyoruz? Babayla çocukların arasına giriyoruz anneler olarak. Çocuklarımızın tarafını tutuyoruz ve çocuklarımızı da bizim yanımıza alıyoruz. Ve biz bir taraf oluyoruz. Babayı da karşıya alıyoruz. Genelde bakın Türk ailelerinde baba yalnız kalır. Şimdilerde Evet. çok değişiyor. Çok şükürler olsun. Bilinç değişiyor. Aileye, babaya, anneye bakış açısı değişiyor. Şükürler olsun. Ama burada biz mesela şeyden örnek verelim. Çok hasta, işte baba tarafından şiddet gören, duygusal şiddet gören, fiziksel şiddet gören ya da hastalıkları olan anneler. Onları bir inceleyelim. O annelere bir bakalım. Ne oluyor? İçeride, evde sürekli mutsuz olan, baba tarafından sürekli mutsuz edilen, üzülen, hasta olan bir anne var. Şimdi çocuğun nasıl bir şansı olabilir arkadaşlar? Çocuk şu tarzı yürütür mü ya? Acaba ben kimim? Benim hayattaki amacım ne? Ben neler yapmaktan hoşlanıyorum? Ben hangi mesleği yaparsam mutlu olurum? Bunları mı düşünecek? Yoksa evde mutsuz, hasta, ağlayan, sürekli söylenen ve kendini acındıran bir anne varsa, acaba ben annemi nasıl mutlu ederim? Annemin yüzünü nasıl güldürebilirim? Ve annemi nasıl iyileştirebilirim sorusunu mu soracak? Tabii ki bu soruyu soracak. Hepimiz bundan kurtulabilen olamaz. Anne mutsuzsa çocuk kör bir sevgiyle, Bert Hellinger'in dediği gibi, kör bir sevgiyle burayı iyileştirmeye çalışacak. Peki çocuk kurtarıcı rolünü aldı. Anne burada kurban. Baba da zalim olacak. Çünkü anneyi üzüyor. Belki gerçekten anneye şiddet uyguluyor. Yanlış olan bir şey yapıyor ve gerçekten zorbalık yapıyor. Şimdi anne çocuğun bütün ilgisini, sevgisini alıyor. Arkadaşlar düşünün burada annenin bilinci küçülüyor mu, büyüyor mu? Büyük bir bilinç mi, küçük bir bilinç mi? Bilinç küçüldü orada. Çünkü çocuğuna sığınıyor. Çocuğunun onu Evet. mutlu etmesini bekliyor, bir beklenti içinde. Ve çocuğu kurtarıcı rolüne girdiği için ebeveyn rolü üstlenmek zorunda kalıyor. Ve çocuk yetişkin bilincinde gibi davranmak zorunda. Yani ebeveyn kimliğinde Allah davranmak zorunda. Allah. Ne büyük sorumluluk değil mi? Çocuklara verilen ve Evet. çocuğun olmasına izin verilmeyen çok büyük bir zarar. Zarar. Şimdi burada babaya çok şiddetli bir öfke var. Çünkü baba görevini yapmıyor. Baba anneyle ilgilenip yetişkin ilişkisi kurabilseler, onlar kendi sorumluluklarını alabilseler, çocuk bu görevi üstlenmek zorunda kalmayacak. Kendi hayatına bakabilecek ya da kendisini tanımakla ilgili bir süreci başlatabilecek. Peki babaya bu kadar öfkeliyken, anne de onu istismar ediyorken, anneyle bağımlı, babayla da uzak ve öfkeli bir ilişki. Bu çocuğu bir düşünelim. İlerleyen zamanlarda nasıl arkadaşlar çeker kendini? Hep
Hep kurtaracağı birilerini bulmak ister. Ben Ayça ile konuşuyoruz, çok gülüyoruz. Kurban rolünde olan, ki bizler de o bilince çok girip çıkıyoruz. Dikkatli olmamız gereken bir bilinç. Kurban bilincinde olan birisi varsa köşede bir kurtarıcı hazır bekler. Hazırdır yani. Hemen çıkabilir orada. Sistem şeyi ayarlamıştır diyorsun. Aynen öyle. Peki orada bu çocuk, kurtarıcı rolündeki çocuk, kendine kurban arayacak eş ilişkisinde de. Niye? Sevgi anlayışı o. Eğer birini kurtarırsa sevdiğini ve sevildiğini hissedecek. O zaman da birilerini kurtarması lazım. Evlilikte de kurban rolünde birini, yani kurban bilincinde birini seçmesi lazım ki annesiyle olan o bağımlılık ilişkisini eşi üzerinden devam ettirebilsin. Burası da Vay bence çok be. Vay önemli. canına. Şeyde optimum denge modelinde Tamer Dövücü hoca anlatır. Yani o şeyi aldın mı, o eğitimi bilmiyorum ama çok Yok, hakikaten bana göre almadım. alınması lazım. Dengeyi anlatır, böyle başarı karesi, işte huzur karesi, anksiyete karesi ve depresyon karesi vardır. Sürekli orada şey döner. Sistemi anlatırken işte bir evde der, yani bir evde anne, baba, çocuklar, birisinde bir şey eksildiğinde öteki mutlaka onun yerine geçer. Atıyorum, baba öldüğünde anne babanın yerini alır ya da evdeki büyük oğlan babanın yerini alır filan şeydir. Yani her zaman için aslında burada da aynı, şimdi orada da bu üçgeni gördüm şu anda. Ve bütün ilişkilerde, o zaman iş yerlerinde. Yani bunu sadece aileye değil, bunu iş yerine de koyabilirsin. Tabii. Değil mi? Bunu tüm Tabii. sistemlere koyabilirsin. Aslında yani bunu getir gel ülke yönetimine de koy, bunu Tam getir ülke gel ele diyecektim. Evet. dünya yönetimine de koy, bunu getir gel küreselcilerle, bizler işte üçüncü dünya ülkeleri. Bu senin söylediğin şu üçlemeyi her tür sisteme koy şimdi. Koy. Yürü onun üzerinden. Ben neredeyim? Üçgenin neresindeyim? İlişkide bulunduğum kişiler üçgenin neresinde? Patronum üçgenin neresinde? Elemanım üçgenin neresinde? Ben Arkadaş neresinde? ilişkilerine getir. Evet. Aile ilişkilerine getir. Evet, şimdi bu aile sisteminde, çocukluk modelinde kuruluyor bu üçgen. Dediğim gibi sonra o üçgeni alıyoruz, evliliğimize taşıyoruz. O üçgeni alıyoruz, arkadaş ilişkimize taşıyoruz. O üçgeni alıyoruz, işte işimize taşıyoruz. Her türlü. Şimdi burada hep şu sorular sorulacak eminim. Ama nasıl, ama nasıl, ama nasıl? Ya fark, bilinçli Açalım farkındalık. bugün canlar, kapattırmayın bana bugün. Evet. Bilinçli farkındalık arkadaşlar. Bilinçli farkındalığı böyle yok sayamayız, basit bir şey gibi düşünemeyiz. Bütün çözüm bilinçli farkındalıktan başlıyor. Düğmeye oradan basılıyor. Şimdi benim bu canlı yayınlarda konu bazlı gidiyoruz, işte konuları anlatıyoruz. Bizim en çok öğrencilerimiz, bizden eğitim alanlar, şimdi program bittikten sonra bir şeyler yazılıyor, özelden genelden mesajlar. Hocam, ben şimdi fark ettim. Şu döngümü fark ettim, şu kısır döngümü fark ettim, işte şu tanımımı fark ettim. Çünkü onlar ne yapıyor? Oturuyor ve çalışıyor. Ben onlara söylüyorum, çalışın ya da çalışmalar yapın. Şimdi ne kadar kendi üzerinizde çalışırsanız algılarınız o kadar açık oluyor. Bugünkü Kesinlikle. dersten, bugünkü yayından inanılmaz sonuçlar çıkaracak arkadaşlarımız var. Bizim geçen en son yaptığımız yayında bir danışan, işte öğrencilerden bazıları, öğrenci demeyi pek sevmiyorum da, eğitim alan arkadaşlardan bazıları mesela, ya 30 yıl önceki travmamın sebebini buldum ve çözüldü diyor. İşte 8 yıllık kısır döngüm çözüldü diyor. Niye? Çünkü fark ederek dinliyor. Şimdi bu, Şimdi bir şey fark ettim. evet. Ramazan Tolga Yol Yapan Hocam, hoş geldiniz. Okuyorsunuzdur bana şimdi canım hocam. Gözlerim şaşı gibi bakıyorum bugün. Yorgunluktan bence. Sen biraz kendine
zulüm mü yapıyorsun ne? Sen biraz Yok. zorbalık mı yapıyorsun kendine? Ne yapıyorsun? Çok yorarak. Seviyorum kendimi. Ya bir canım benim. Özür dilerim. Aklıma bir şey geldi bir anda konuşurken. Bir şey fark ettim. Bu üçgeni hani oraya koy buraya koy dedik ya. Evet. Benim 24 saatlik döngüme koyayım. Senin. Tabii. Bak şimdi. Belki iş yerinde kurban bilincindeyim. Belki annemle babamla kardeşimle zalim bilincindeyim. Belki çocuğumla çoluğumla kurtarıcı bilincindeyim. Ya da çocuğumla çoluğumla bir anda zalimken kurtarıcıya dönüyorum. Yani ben bu üçgende gün içinde, yıl içinde nerede nasıl davranıyorum? Bu kendi farkındalığım için. Evet. Yani bu çok güzel bir şey olacak. Burada bir farkındalık geliştirmek için bu üçgeni kullanalım artık. Evet. Evet. Yani Kullanalım. bir anda hangi duygunun içindeyim? Kurtarıcı mıyım? Zalim miyim? Yoksa kurban mıyım? Kendimizi acıdığımızda, kızdığımızda, öfkelendiğimizde, yargıda olduğumuzda birdenbire orada bir duralım. Çıkalım. Şöyle bir şahitlik edelim. Şimdi bu sevgili doktor hocamızın, Sezgi Ona hocamızın dediği üçgenin ben neresindeyim? Düşüneyim. Tamam. Ondan sonra oradaki farkındalık bir süre sonra zaten düşecek, değil mi? Evet, Üç evet. kere, beş kere sonra artık o farkındalığa dönüşecek. Yargıdan çıkacak, değil mi? Yargıda olduğumuzda da zalim oluyoruz mesela. Zalim bilincinden işliyoruz yargıladığımız zaman. Şöyle, evet, bunu sürekli düşündüğümüzde önce şey gibi, hani araba kullanmak gibi, araba sürmeyi öğrenmek gibi. Önce kendimize ne yaparız? İşte aynalara bakarız. Yok işte frende miyim, gazda mıyım? Ay işte sağ mı sinyal verdim, sola mı? Bir böyle ilk zamanlarda değil mi? Tereddütle araba sürmeye başlarız. Her tarafa dikkat ederiz. Böyle kendimize sürekli hatırlatırız. Şuna şuna dikkat edeceğiz diye. Bir süre sonra araba kullanmayı rahatlıkla öğrendikten sonra artık kendimize hatırlatma yapmaya ihtiyacımız kalır mı? Kalmaz. Bineriz, otomatik süreriz. İşte bilinçli farkındalık da bu. Önce kendimize hatırlatacağız. Ben burada nasıl bir bilinçten besleniyorum? Ama bu bilinçten beslenirken ihtiyacım nedir? Bu ihtiyacımı karşılamak için oradan besleniyorum. O zaman ben bu ihtiyacımı bir yetişkin bilinciyle farklı yerlerden karşılayabilir miyim? Mesela çok yoğun çalışan insanlar hastalığa yakalanıp evde dinlenmek zorunda kalıyor diyelim. Burada ne yapıyor? Hastalık kurtarıcı rolünde oluyor. Kişi o kadar çok yoruluyor, o kadar çok koşuşturuyor ve kendine, ruhuna vakit ayırmıyor. Kendi kendinin zalimi oluyor. O zaman ne yapıyor? Bir hastalık geliyor. Hastalık kişinin kendine zaman ayırmasını sağlıyor. Burada ne oldu? Hastalık kurtarıcı oldu. Şimdi her zaman bir duygu şey insan olmayabilir, kurtarıcı, zalim, kurban rolünde. Duygularımız olabilir, hastalıklarımız olabilir ya da kazalar, problemler olabilir. Buna şey örneğini vereyim, bizim için çarpıcı bir örnekti. Bir danışan yıllarca kocası tarafından çeşitli şekillerde şiddet gören, aldatılan, işte çok zorlu bir evlilik yaşayan bir kadın. Yıllarca bu şekilde bir evlilik yaşıyor ve devam ettiriyor. Evliliğinin ortasından sonra, işte 50'li yıllarından sonra yaş olarak demans hastalığı gelişmeye başlıyor kadında. Ve bu demans o kadar hızlı ilerliyor ki ve psikiyatra da şöyle bir ifadede bulunuyor. İntikam amaçlı hastalık oluşturmuş diyor. Şimdi burada ne yaptık? Demans gelişti kadında. Ölene kadar kocası ona yemek yedirdi, üstünü giydirdi, yatağını yaptı, hizmetini yaptı. Ölene kadar hizmet etti. Ne yaptı? Kadın zalime döndü. Adam kurbana döndü. Hastalık kurtarıcı oldu. Buradaki demans hastalığı kurtarıcı oldu. Yine üçgen var.
Vay be. Yani bazen hastalıklarımız da kurtarıcı olabilir. Düşündüm öyle çünkü çok yakından biliyorum yani var. Evet çok sakin kendi halinde melek bir insan. Evet hasta olduktan sonra çok agresif bir eşi. Yani yıllarca ona eziyet eden bir eşi şu anda dediğini yapıyor. Yemeğini yapıyor, hiç kalkmıyor oturduğu yerden. Yemeğini yapıyor. Yani hayata küstü aslında. Yemeğini yaptırıyor, yemeğini yedirtiyor, masayı toplatıyor, bulaşıkları yıkatıyor adama. Bütün işi ona yaptı. Hizmet Ama ettiriyor. Kendine hizmet ettiriyor. İntikamını bir şekilde ben de öyle alıyor. düşünmüştüm zaten hani. Evet. Şimdi burada tabii bu üçgenin hangisinde olursak doğru yanlış Kasıtlı olarak onu başa doğru tutturdum. korkusuz. Sen mi tutturdun? Gözünü Ben çarpıp çarpıp durdun. kasıtlı tutturdum çünkü orada bir iyi anlaşılmadı galiba. Evet. Yani şey örneğini verebiliriz. Mesela bu çok hepimizin çok rastladığı arkadaş ilişkilerinde çok vardır. Bu eş ilişkisinde de çok şey yaparız ya. Bir kurban olan bir arkadaş vardır. Sürekli ağlar, sızlar, şikayet eder, üzüntüsünü paylaşır, acısını paylaşır. Hep o eziliyordur, hep o mağdurdur. Arkadaşları da ona destek olmaya çalışır. Böyle bir işte danışanımız vardı. Destek olmaya çalışıyor. Ne yapıyor? Kurtarıcı hemen başını uzattı. Sürekli ağlıyor, söyleniyor, üzülüyor ve acıyor ya. Orada manevi olarak destek oluyor. Sonra kişi maddi olarak da sıkıntılarını ortaya koyuyor. Yine o konuda ezilmiş ve mağdur konumda. O maddi sıkıntılarıyla ilgili de destek yapılmaya başlanıyor. Maddi manevi destek yapılıyor. Ama bir süre sonra istismar edildiğini fark ediyor. Kurban burada zalim rolünde kurtarıcıyı kurbanı olarak kullanıyor aslında. Ve o kişi bir süre sonra sınırlar koymaya başlayınca o kurban rolünde olan kişi büyük bir öfkeyle eleştirilerde bulunuyor, saldırıda bulunuyor. Aslında niye böyle bulunuyor? Arkadaşlar düşünürsek üzerinde kişi almayı o kadar hak ettiğini ve normal olduğunu düşünüyor ki. Çünkü ben zavallıyım, çünkü ben bir şey yapamam, bana yapılması normal diye bakıyor. Ve bu süreçte almayı hak ettiğini düşünüyor. O arkadaşlarının maddi manevi yardım yapmasını hak ediyor. Yapılmadığı an en küçük bir harekette de öfkesini kusmaya başlıyor. Burada da yine yanlış ilişki, sağlıksız bir üçgen örneğini görüyoruz. Kurban olmak aslında şöyle bir şey mi? Ya ben çaresizim, kurban bilinci. Ben çaresizim. Ben yetersizim. Ben hiçbir şeyi kendi başıma yapmam. Ya ben nasıl yapabilirim ki? Bu sözü çok duymuşsunuzdur. Ben çok duydum. Ya ben ne yapabilirim ki? Ben nasıl yapabilirim ki? Her gün duyduğumuz bir söz. Evet. Bunu diyen kişi bütün sorumluluğu hazırda bekleyen kurtarıcının üstüne yükler. Yapılması gereken işleri, hareketleri, eylemleri hepsini alır, sorumluluklarını bir güzel kurtarıcının üstüne boca eder. Kurtarıcı zaten hazır. Kendi istismar edildiğini fark edene kadar kurtarıcı hazır. Burada keyfini sürmek kalıyor bir noktada. Kurban bir şey yapmak zorunda kalmıyor kurban bilincinde olan. Ta ki kurtarıcı istismar edildiğini anlayıp, bu işte bir terslik var dediğini anlayıp, burada kendini değiştirmeye başlayana kadar. Şimdi buradaki ilişkileri çok iyi anlayabilirsek, arkadaşlarımızla ilişkilerimizi de sağlıksız ise nasıl sağlıklı hale getirebiliriz? Eşimizle böyle bir problem varsa nasıl sağlıklı hale getirebiliriz? Aslında bunların üzerinde düşünebiliriz. Evet, bir de zalim dedik ya, zalimin içinde de çok büyük bir korku ve kurban psikolojisi vardır dedik. Orada şiddet görmüştür. Çok büyük korkularla yetiştirilmiştir ki ya da atasal aktarımları bu noktadadır ki bu kişi bu özelliği yani zalim olarak ortaya gelip kendini korumak için, zarar görmemek için daha fazla
Diğer insanları suçlar, diğer insanları yargılar, diğer insanları eleştirir, diğer insanları ezmeye çalışır. Ama burada da kendini koruma dürtüsü söz konusudur. Şimdi biz bunları tabii psikolojik yaklaşım olarak açıklıyoruz. Alt dinamiklerini açıklıyoruz. Bunları fark edebilirsek, bunları kendi hayatımızda neresi, nerede bunu öğrenebilirsek, bu bize çok katkı olur. Biraz daha yumuşak bir örnek vereyim mesela. Ben bunu işte öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Bu üçgendeki roller sabit ama yer değiştirebiliyor. Ama üç noktada da roller var. Eğer anne çocuğuna bir yanlış yaptığında kızarsa ve öfkelenirse, ama bu öfkesi en çok olan ebeveyn oysa, kızgınlık ve öfke en çok anne taşıyorsa, bunu çocuğa olduğu gibi boca eder. Şimdi baba eğer o öfkenin birazını alırsa ve yumuşak olmasına rağmen çocuğuna biraz daha otoriter bir şekilde tavır gösterirse, şaka gibi annenin öfkesi azalıyor. Ya da baba çok öfkeliyse anne bunu uygulayabilir. Evlerinde uygulasınlar. Harriet Lerner'ın Öfkenin Dansı kitabı var. Bu Öfkenin Dansı kitabında bu öfkeyle ilgili anne, baba ve çocuk ilişkisini ve üçgenini çok güzel anlatır. Ben oradaki bu örneği öğrendiğimde çok etkilenmiştim. O zaman çocuklarımıza işte çok öfkeli bir baba varsa, çocuklarımıza daha az kızması için biraz biz kızabiliriz, biraz sınırı biz koyabiliriz. Oradaki üçgendeki yer değişikliğini sağlayabilmek için. O çok güzel o. Yani bu tür taktikler ve şeyler hakikaten çok önemli stratejiler bana göre. Çok yani Şimdi şey gibi de güzel bir süreç. düşünebiliriz. Hani diyor ki arkadaşlar sormuş, peki bu roller işte hangisi sağlıklı ya da nasıl olacak falan. Şimdi çok kurban bilincinde olan kişi bütün sorumluluğu kurtarıcıya vermiş. Kurtarıcı arkadaşlar bütün sorumluluğu üstlenmiş. Yani bu kişinin bir durumunu düşünebilir miyiz? Bütün sorumluluk onun üzerinde. Eğer kurban bilincinde olan kişi, ya ben ne yapıyorum? Ben yetişkin yaşında, yetişkin düzleminde bir insanım. Ben de yapabilirim. Ben aciz değilim. Kendime güvenmeyi öğrenebilir miyim? Bunun bir yolu var mıdır? Bunu sorsun. Ben kendime güvenebilir miyim? Çok zordur Kendi... ama oradan çıkmak ya. Yani Evet. kurban bilincindeki bir insana yardım etmek istediğinde ya da herhangi biri ilk defa tanışıyorum, eczanede geliyor, bir şey anlatıyor, çözüm öneriyorum. Aslında bir yol öneriyorum. Ama diye devam ediyor. Zaten onun o kurban pozisyonundan çıkmak gibi bir isteği yoktur. O oradan beslenir. Oradan çıkmak istemez. Ben hep tanıdım, bildiğim için şimdi biraz sosyolog yanımdan da vücut dilini falan bildiğim için yine de kendiyle yüzleşmeye zorlarım aslında. Yani çözümler acaba böyle yapılabilir mi diye sorarım. Çünkü ben çözüm önermem. Sadece düşünmeye iterim, düşünmesini sağlamaya çalışırım. Ama Çözümü düşünmek kendisi olsun diye. kendisi bulsun. Ama genelde çözümü yoktur. Yani ama diye başlayan cümlelerin zaten gerisini ben çok dinlemek istemem. Çünkü ama zaten öndekileri bitirir. Öndeki cümleleri geçersiz kılar. En sonunda da aslında acaba bu içinde bulunduğun durum senin seçtiğin, kasıtlı olarak seçtiğin, çıkmak istemediğin bir durum olabilir mi diye sorarım en son artık. Yani belki onu evde düşünür diye. Çünkü kurban bilincindekiler genelde bu yolu terk etmek istemezler, değil Avantajları vardır. mi? Oradan besleniyordur. Sen söyledin, oradan besleniyordur. Avantajları vardır. Çünkü sorumluluklarını yapan, işlerini yapan başka birileri vardır. Ben 5 yaşından beri bir akrabamı tanıyorum. Uzak bir akrabamı. 5 yaşındaydım ben daha. Allah sağlıklı ömür versin. Sağlıklı diyorum ama
Ben 5 yaşındayken de hep konuşulurdu. O acaba ne zaman ölecek? Çok hasta diye konuşulurdu. Yani çünkü hep hastaydı. Şimdi yargıdan işlemek istemiyorum. Bu yargı değil. Çünkü sizler zaten tanımıyorsunuz. Ama o kendimi bildim bileli hala hasta. Yani ama bütün inandırıcılığını kaybetmiş. Evet hep hastaydı ama bir insan da yaşamı boyunca hasta olmaz yani. Ya da hasta rolünde olmaz. Çünkü ne diyorsun ona? Hani kurban bireyliğinde olan insan aslında zalim mi acaba? Bence Evet. zalimlik. Evet. Evet. Etrafındaki insanlara tamamen yaptığı inanılmaz bir zalimlik. Kurban bilincinin artık aşırı noktasına gelmiş, uç noktasına gelmiş. Başka insanların hayatını yaşamasına izin vermemiş. Bana göre en büyük zalimlik kurban bilinci. Çocuklarını kendine bağımlı kılarak, kendini mutlu etmelerini isteyerek oraya bir zalimlik yapmış. Babayı çocuklardan ayırarak bir zalimlik yapmış. Babanın üzerine bütün sorumluluğu vererek, üçgenden işliyorsak, bütün sorumluluğu babaya yıkarak yine babaya karşı da zalimlik yapmış. O zaman biz kurban bilincinden işleyen kişilerin acaba mağdur mu yoksa zalim mi? Bunun ayırdığını iyi yapmamız lazım. Şimdi kurban bilincinde olanın kazancı nedir dedik? Beslenir oradan. Şimdi acıdan beslenir. Acı besler mi? İnsanı besler. Acıdan beslenir. Çünkü avantajları vardır. Çünkü herkes ona nasılsın, iyi misin, bu sefer nasılsın diye ilgilenir, ilgi gösterir. Sorumluluklarını da yapmak zorunda değildir. O zaman kurban bilincinin kazançları çok gibi görünüyor. Şimdi kurtarıcıya baktığımızda kurtarıcı da yine kurtardığı kişileri kendine bağımlı kılarak onları kontrol edebilir. Kurtarıcı rolünde olan kişi üstünlük hissedebilir. Ben üstünüm, diğerlerini kurtarmaya ihtiyaç var diyebilir. Şimdi kurtarıcı ile ilgili de şunu söylemek istiyorum. Çok tanıdığımız duygular bunlar tabii. Biz şimdi bilmiyorum seni ama ben anlatırken ben çoğundan beslenmişim. Çoğunu yaşamışım. Ama bu yolda fark ede yavaş yavaş Tabii bırakıyorsun ve tabii. fark ede Yolların değiştiriyorsun. hepsinden hepimiz geçiyoruz. Her Geçiyoruz. gün tüm konuklarımızın anlattığı yollardan hepimiz geçiyoruz. Hala da geçiyoruz, değil mi? Evet. Hala da olduk mu yani? Evet. Hayır. Geçen gün ben çok Hayır. alakasız ama şey dedim. Ben dedim işte eve çeşitli resimler almak istiyorum ama işte sanattan anlamıyorum, resimden anlamıyorum. O resim nedir? Şunu böyle bir söyleniyorum. Kızıma söylüyorum. Sonra şey dedim. Ya işte sanatla hiç birlikte büyütmemişler ki bizi filan dedim. Kızım dedi ki hadi hadi biraz daha zorla gir dedi. Kurban bilincine gir falan dedi. Hadi acıyalım sana falan dedi. Sonra güldük tabii. Çünkü her an o hazırda bekliyor. Her an. Müthiş. Yani orada ne yapacaktık? Hemen işte beni sanatla yetiştirmemişler. Aslında ben sanata yatkınmışım. Ailem yapmamış falan. Hazırız yani kurban Tabii bilinci canım. girmeye Geçen falan. hafta benim Instagram'ımı duyurmuyorlar. Benim Instagram'ımı hakikaten de vallahi var ya 10 bin kişi sildiler ya 10 günde ya. Yani Öyle al mi? kurban bilinci sana. 10 günde 10 bin kişi sildiler. Bak kurban bilinci nasıl acıdım kendime. Bir de canlara şikayet ettim. Böyle vır 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 burunlarından getirdim hepsini. Yandım yakıldım her gün. İlan ettim, anons ettim. Beni engellediler, çıkamıyorum. Yani hepsinin önünde yaşamayı çok seviyorum. O kadar tatlılar ki. Kurban bilincini oynadım. Onlar kurtarıcı bilinciyle şey yaptılar. Şimdi yorumlar yaptılar. Şey yaptılar. Yani kurtulduk ama vallahi yani Çok zalimlik yaptık şükürler biraz. olsun. Zalimlik Şükürler yaptık olsun. Instagram'a. Burnundan getirdik. En sonunda dayanamadılar. 30-40 bin yorum. Yani birazcık açıldı filan. Hep birlikte yaşıyoruz ya. Kurban bilincini, zalimliği, kurtarıcıyı. Ama burada İnsanız. dikkat edilecek nokta ne? Anlık yaşayabiliriz. Bu duyguları ineriz, çıkarız. Önemli Evet. olan sürekli o bilinçte yaşamamak. Değil mi? Oradan beslenmemek. Orada kalmamak. Orada kalmamak. Fark Orada kalmamak. etmek. Fark etmek.
Fark etmem 3 gün sürdü tabii. Ben öyle anında değil. 3 gün böyle tepine tepine. 3 gün. Sonra canlardan birisi, benim eğitimlerime gelen can dedi ki, hocam bu dedi, bir bu enerjiyi, bu frekansı, bir bakış açınızı şöyle, oraya bakıyorsunuz, orası titreşiyor, başka yöne çevirin dedi. Ama ben nasıl çevireyim, ben çok üzgünüm, her şeyi. Hocam bir başka yöne çevirin yüzünüzü dedi. Ben çevirdim başka yöne, baktım ki çıkmış. İşte o. Orayı titreştirmedim yani. 3 gün Evet. sürdü valla. 3 gün, 3 gün. Ne güzel Aslında anlatıyorum. uzun bir 3 gün. süreçti. Tabii canım. 3 gün. 3 gün yani çok uzun. Şuraya çıkıp da ahkam kesen insanlar yakışmıyor. Demek ki ahkam kesmeyeceksin. Yani öyle değil. Bu işler böyle parmak sallaya sallaya olmuyor yani, her gün burada parmak sallıyorum. Al işte bakalım, senin kucağında sınav. Sistem o kadar güzel işliyor ki. Ya ben Evet. bayılıyorum. Bayılıyorum. İlla silkeleyip Gerçekten kendine çok getirecek. evet. Değil Evet. mi? Çok güzel işliyor gerçekten. Şimdi yeter ki şeye bakabilelim. Hani okumasını bilelim. Yaşadıklarımızı, kendimizi okuyabilelim. Bu aslında bu çok zevkli. Bazen acıtıcı. Ama acıtıcı olduğu zaman bile geçtikten hemen sonra çok zevkli. Yani keyifli. Bu yol keyifli. Kendini tanıyorsun. Hayatı okuyorsun. Yaşadığın olayları okuyorsun. Şeyde kalamıyorsun. Yani problemin içinde çok kalamıyorsun. Problem bir süre seni acıtıyor, üzüyor. Bir süre sonra o problemden nasıl çıkabilirim? Bu problem bana ne anlatıyor? Bu problem benim neyi görmemi istiyor? Sorularını sorduğun zaman orada çok fazla zaten kalmana gerek olmuyor. Ama bu ilk zamanlarda uzun sürüyor, sonra azalıyor. Süresi sonra azalıyor. O yüzden Birkaç kendimizle dakikaya ilgili bile iniyor dikkat artık, değil etmek mi? gerekir. Böyle Efendim? yıllarca böyle süren şeyler, hani ya bazen yıllarca görüyorum. Diyor ki ya kayınvalidem bana 30 sene önce bir gün dediydi ki, bak 30 30 yıl sene önce takılmış oraya, kalmış orada. gelmemiş, 30 yıl yaşamamış. Evet, Yani bu kadar da donmuş. olmaz ki. Donmuş. Yani 30 yıl eskiden öyleydi annemler falan benim. Öyle mi? Kayınvalidem bana şunu dedi. Yani şimdi bizler biraz daha hani artık süreç, kıyam dönemi, biraz daha uyanış, daha şey. Yani o 30 yıl belki 3 yıla inmişti. Sonra işte 3 aya indi. Şükürler olsun buradaki canlarımızın hiçbirisi, şu anda seni ve beni izleyen canlarımızın hiçbirisi öyle değil artık. Hani belki demin verdiğim, abarttığım örnek gibi 3 gün sürüyordur belki, ama artık bu şeyi 3 dakikaya indirmemiz lazım. Evet, hepimizin önünde. Evet, hadi 30 dakika olsun. Yani şöyle bir nefesini al. Otur klozetin üstüne, bir nefes çalışmanı yap. İş yerinde hiçbir yerin yok. Ben hep klozetin üstüne otur derim. Yalnız kimse gelmez. Bir nefes çalışması yap. Şöyle bir 7 nefes al, 7 nefes ver. Sonra çık dışarıya bir. Şöyle bir kapının önüne çık. Yani bazen çıkılacak benim iş yerinde yoktu yani. Vallahi çıkılacak yer yok ana caddede böyle. Çık fark etmez, bir ağaca dayan. Şöyle bir etrafını seyret. Bir bak şöyle kendine. Bu 3-5 dakika, 30 dakika olsun. Yürü şöyle bir. Şahitlik et. Burada ne anlatıyor bana? Burada verdiği mesaj ne? Ne veriyor bana? Ne anlatıyor? Şahitlik et. Bir şöyle bak ya. Çık Enteresan şeyler mukaddesin görür o zaman. içinden. Mukaddesten çık. Mukaddesi bir seyret. Bir Ayşe ol, Fatma ol, iş arkadaşın ol. Ne yapıyor? Bir seyret be. Onun gözüyle seyret. İşte o zaman her şey böyle vay canına diyorsun. Böyle kalıyorsun. Ne yapıyor bu diyorsun ya? Nasıl fark etmiyor? Aslında şu güzelliği nasıl anlamıyor diyorsun. İşte dışarıdan şahitlik ettiğimizde hiçbir şey eskisi gibi olmuyor artık. O zaman da 30 dakikayı geçmiyor bu dönüşüm, değil mi?
Evet. Bir Şeyi nefes al. hatırlıyor, sen de hatırlıyorsundur. Geçen benim kanalımda biz Emel'le canlı yayın yapmıştık. Orada belli yaş üzeri kadınlar, teyzeler, annemler toplanırlardı. Benim hastalığım seninkinden daha ağır. Benimki hatırlıyorsun değil mi o konuda? Sen bir de tabii eczacı olduğun için senin klasik bildiğin şey. Benimki daha ağır. Yok benim tansiyonumun çözümü yokmuş. Benimki iniyor çıkıyor bir türlü düzelmiyor. Öbürü der ki yok benim de işte kalbimde bir sıkıntı çıktı. Öbürü der ki benim bir başarılarım var ki sizinkinden daha ağır falan. Yani herkes kendi hastalığını yarıştırırdı. En Müthiş. çok kimin hastalığına prim verilirse onun yüzünde gülümseme görürdüm. Ben en çok ona şaşırırdım. Ya niye gülüyor, niye mutlu oldu şimdi derdim o yıllarda. Sonradan tabii kendi hastaları tedavi ettiğimiz dönemde de onu çok gözlemlemiştim. Çünkü o hastalıktan besleniyor ve görünür olmak istiyor. Hastalıkla birlikte görünür olmak istiyor, onaylanmak istiyor. Aslında bizim buralarda dikkat edeceğimiz noktalar neresi olabilir? Şimdi o yine o soruya gelecek olursak. Eğer kurtarıcı rolünü, kurtarıcı bilincindeysek çoğu zaman bu şeydir arkadaşlar, içeriden gerçekten sizin içinizden bir olay olur, bir problem olur. O kurtarıcı hemen başını uzatır ve konuşmaya başlar. Hemen çözüm bulmaya başlar. Şimdi ben bunu çok yaşadım. Hala düzeltmeye çalışıyorum bu özelliğimi. Hemen çözüm odaklı, orada ihtiyacı olan biri var. Yardım etmek bizim için çok büyük bir haslet. Benim oraya hemen yardım etmem lazım. Çünkü benim elimde bu yetenek ve güç var. Şu an oraya yardımı benim yapmam lazım. Direkt kurtarıcı rolüne giriyorsun. Şimdi orada sınır ihlali yaptığının farkında değilsin. Karşıdaki kişiye sınır ihlali yapıyorsun. Yardımın hepsini boca ediyorsun. Birden kendini paralamaya başlıyorsun. Ve orada yardıma ihtiyacı olan kişinin bütün gücünü sen alıyorsun. Düşünme yetisini de alıyorsun. Düşünmesine gerek yok ki, çözüm üretmesine gerek yok. Sen hazırsın çünkü orada. Çözüm düşünmüyor. Düşünmek zorunda kalmıyor. Gücünü kullanmak zorunda kalmıyor. Her insanın içinde güçleri var. Kiminin inanılmaz bir şefkat duygusu var. Kiminin inanılmaz bir sevgi potansiyeli var. Kiminin inanılmaz başka bir yeteneği, başka bir özelliği var. Ama sen o özelliğinin çıkmasına izin vermiyorsun. Hemen hazırsın orada. Oysa Allah o sıkıntıları ona oradan çıksın diye vermiş. Sen gittin, şimdi bütün gücünü aldın elinden. Sen haldır haldır yapıyorsun bir şeyler. Peki orada gücünü aldığın kişinin içinde bir öfke oluşur. Benim gücümü sen aldın ama fark etmez. Şimdi bu öfkeler daha sonra ortaya çıkar ilişkilerde. O yüzden eğer kurtarıcı rolüne ve bilincine çok yakınsak kendimize hemen şunu sormamız lazım. Burada ben ne kadar yardım etmeliyim? Ve nerede durmalıyım? Durmam gereken yer neresi? Onun sınırlarını ihlal ediyor muyum? Onun gücünü elinden alıyor muyum? Yoksa onu destekleyerek kendi gücünü bulmasını mı sağlıyorum? Müthiş. Eğer kendi gücünü bulmasını sağlıyorsam verdiğim o destek zaten en büyük yardım. Evet. Peki onu sınırlarını ayırdın ve kişinin kendi gücünü kendisinin bulmasını sağladın. O zaman kahramanı sen olmayacaksın. Kendisi olacak. Yani kahraman, kurtarıcı, buralarda beslendiğimiz yerler var ama en büyük özeni karşıdaki kişinin kendi gücünü kullanması ve kendine saygı ve sevgisini artması yönünde kullanmamız lazım. E peki ben kurban bilincinde yaşıyorsam, o zaman şunu düşünmem lazım. Çocuklarıma nasıl bir zulüm ve yük veriyorum? Eşime nasıl bir zulüm yapıyorum? Bunu düşünmesi lazım. Ve kendime güvenmeyi öğrenebilir miyim? Ama tabii bu bilinçten çıkmak isteyen kişiler için bu sorular. Dediğim gibi pek çok kişi çıkmak istemiyor. Olabilir. O deneyimini öyle yaşamak istiyordur. Yaşayabilir. O onun seçimi. Burada da saygı duyup
işte şahitlik makamına geçmeyi bilmemiz lazım. Peki ben kendime güvenmeyi öğrenebilir miyim? Ben yetersizlik duygumun üstesinden gelebilir miyim? Yani kendimi yeterli hissedeceğim zamanlar olabilecek mi? Yeterli hissedebileceğim mi? Ve kendimi mutlu eden yeteneklerim var mı acaba? Hiçbirini tanımadım, bilmiyorum şimdiye kadar ama. Acaba ben ne yapmaktan mutlu olurdum? Neyi yapsaydım keyif alırdım? Acaba bu soruları sormaya başlamak benim sürecimi başlatabilir mi? Evet, soru sormaya başladığınız an süreciniz başlar. Biz konuşmanın başında eş zamanlılıktan bahsettik. Niyetin gücü o kadar yüksek ki anlatabilme imkanımız yok burada. Eğer kişi ben kurban bilincinden çıkmaya niyet ediyorum. Bundan sonraki hayatımı kendimi tanıyarak ve kendimi severek geçirmeye niyet ediyorum. Çocuklarımın üzerine verdiğim bütün sorumlulukları geri alıyorum. Kendi sorumluluklarımı bilmeye niyet ediyorum. Ay çocuklarımı da özgür bırakıyorum diyebilirse oradaki niyet işlemeye başlar. Allah niyetlerle süreci başlatıyor. Niyet ettiğin an süreç başlar. Değil mi? Niyet bir şeyin başlangıcıdır. O zaman sen de bir silkelen ve de ki benim bahanelerine sığınma. Yani benim zamanım yok, benim sağlığım yok, benim param yok, benim işte destekleyen bir eşim yok, benim hiçbir destekçim yok deme. Hazreti Musa'nın duası var ya, bana bir yardımcı gönder, dilimin bağını çöz. Dilimin bağını çöz ki anlasınlar beni ve bana bir yardımcı gönder diyor. Hazreti Musa'nın duasını kabul ediyorsa bizimkini neden etmesin? Neden etmesin? Sana destekçiler gönderir. Sen yeter ki samimi niyetle yola çıkmaya karar ver. Sana destekçiler sıralanır, şaşırırsın bile. Veya şeyi çok severim ben. İsra 80'i çok severim. O ayeti ben çalışmalarımda şöyle kullanırım. Kişiye çalışma yaparken kişilerin enerji alanlarına esenlikle girdir. Çıkarken esenlikle çıkar ve bana katından yardımcılar gönder. Söyle bakalım bunu. Sana yardımcılar gönderecek mi? Seni esenlikle o alandan çıkaracak mı? Müthiş. Bir söyle bakalım, bir söyle, bir sığın, bir samimiyetle. Burada bence tek bir şeye ihtiyaç var. İyi niyet ve samimiyetle yapılan dua. Çünkü biz bana yıllarca şu zulmü yapmış, o da aynısını yaşasın diye biliyoruz. Ya da niyetimizi samimi ve iyi bir niyetten çıkarıyoruz kötü niyete. Yani hatta şey diyoruz, ben kendime çalışma, şimdi dinliyordur yeni arkadaşlardan biri, isim vermeyeceğim. O kadar şeyiz ki, bakış açımız farklı ki, ben kendimi değiştirir, iyileştirirsem bana sıkıntı yaşayan kişiye de o frekanslar gider, iyileşir mi? Ama o iyileşsin istemiyorum. O iyileşmesin. O çünkü sıkıntı yarattı, o hak etmiyor. Yani buralardan beslenirsek, o zaman kötü niyet taşımış oluruz. Kötü niyet kişiye geri döner. Kaynağına geri döner. O yüzden kim ne yaşadı yaşattıysa yaşattı. Biz şimdi samimiyetle, iyi niyetle kendimi nasıl buradan çıkarabilirim niyetini ortaya koyabilir miyiz? Buna bir bakalım. Burada şunu söyleyebilir insanlar, işte şiddetler var, tacizler var, tecavüzler var. Evet var. Bunlar çok büyük travmalar. Bu travmalar için destek almak gerekir. Evet gerekir. Bunlar kişilere çok büyük acılar verir. Evet verir. Ama orada kurban bilincinde takılıp kalır. O travmada takılıp kalırsan, biraz önceki örnek verdiğin kişideki gibi, 20 yıl, 30 yıl hayatını dondurursun, dondurursun. O travmanın içinde gömülü kalırsın.
Diyoruz ki oradan çıkabilirsin. Destek alabilirsin. Oradan çıktıktan sonra yeniden kendine mutlu olacağın bir hayat, bir yolculuk ortaya çıkarabilirsin. O zaman ne yapalım? Süreci başlatalım bence. O kadar çok şey anlattın ki, süreci başlatalım. O zaman süreci başlatalım. Yani ne yapalım diye sormuşlar hep yüzlerce canımız. Süreci başlatın. Yani farkındalık. Yani bir yerden başlamak. Bir yerden ta başına döndük. Kendimize şahitlik etmek. Neredeyim? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Yani bizden bize yolculuk. Özden öze yolculuk. Her şey 6 aşama önce başladı. Yeterince buraya geldik. 6 aşama sonra Hakk'a yani. Hepimiz Hakk'a doğru geldiğimiz yere. Hani derler ya şeyde topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Topraktan öncesi de var tabii ki. Aslında oraya döneceğiz. Onun için bir çıkıp şöyle bir bakmamız lazım. Ya mukaddes sözünü kestim, çok özür diliyorum. Canım, canım. Eyvah demeden Allah diyelim diyor ya. Eyvah demeden kendi hakikatimizi ortaya çıkaralım. Sonra çok yazık olabilir. Yani yıllara eyvah olabilir. Şöyle geriye dönüp bir baksınlar, hayatlarını ışık mı, aydınlık mı, karanlık mı görüyorlar? Yani kaç yıl ömür yaşamışlarsa bir dönsünler geriye doğru. Ben bazı dönemlerimi çok karanlık görüyorum. Şaşırıyorum, niye karanlık görüyorum? Orada da güzellikler vardı diyorum. Ama demek ki bilinç o dönemde çok farkında değildi. Karanlık görüyorum. Dönsünler bir geriye doğru baksınlar. Hayatlarının hangi dönemleri karanlık, hangi dönemleri aydınlık. Ya belli bir yaşa gelip de sonra eyvah ben hayatımı hiç yaşamadım ya. Hep çocuklarım, hep kocam, hep eşim, hep ailem, hep o bu dedim. Sonra bu neye? Şikayete. Bu yaptığımız, şimdi iyilik yaptık. Yaptıklarımızdan bir beklentimiz yoksa, bir pişmanlık yoksa oralarda sorun yok. Allah rızası için gerçek iyilik yapmışız demektir. Bunları yapalım. Ama söyleneceğimiz, kızacağımız, eyvahlar diyeceğimiz bir süreç yaşamışsak o kusura bakmayın Allah rızası için iyilik yapmış olmak olmuyor. Boşa gitmiş olabiliyor. Tabii burada şunu da belirteyim. Hiçbir deneyim boşa gitmez. Her deneyim kıymetlidir. Her şeyin bir vakti ve saati vardır. Yine de bu vakit için hani çok geç olmasın inşallah diyelim. Yani tabii çok geç olmasın diye dilekte bulunuyoruz ama her birimiz ayrı ayrı ve biricik, her birimizin tekamül sınavı, yolculuğu farklı, değil mi? Her Evet. birimizin aslında bu dünya gezegenine gelmiş hiç kimse mutlaka, yani geçenlerde Tarık Arıkdal hocamıza sordular. Ben sordum tabii ki onu. Dediler ki ya ben çok mutluyum, bir elim yağda, aynen cümle böyle, bir elim yağda, bir elim balda. Hiç tekamül, mekamül, hiçbir şey, imtihan falan görmedim. Yani çok mutluyum, her şeyim dört dörtlük. Bir hanımefendi öyle söyledi. Hoca da dedi ki, çok güzeldi bu cevap. Hoca da dedi ki, işte en büyük sınav senin sınavın. Zannediyor musun ki sen sınavda değilsin? Dünya bu haldeyken sen ne yaptın? Böyle bir elin yağda, bir elin balda, bolluk bereket içinde yaşarken. Sen ne yaptın? Asıl sınav sana dedi. Ya. En büyük tekamül senin dedi. Olmayan zaten çabalıyor olsun diye. Sen ne yapıyorsun? Yani al hani benim sınavım yok dedi. Yani aslında çok büyük bir sınav içinde. Bu Evet. dünya açken sen ne yapıyorsun? Her yer yangın yeriyken sen ne yapıyorsun? Evet. Onun için gördüğümüz gibi değil, her şey bir sınav. Her şey. Aslında sınav derken tekamül yolculuğu. Sınav olarak, yani Allah hiçbir kulunun
ceza çekmesi için buraya göndermedi. Bizler buraya kuyruğa gire gire geldik. Evet. Ceza evet. çekmeye gelmedi. Kuyruğa gire gire geldik. Ve tabii ki huzur içinde yapmamız lazım. Yani yaptığımız her şeyi, bu tekamülü böyle acı çeke çeke değil, keyif ala ala yapmamız lazım. Huzur içinde ola ola. Hani vardı ya hep, o kiminde anlattım adını yazıyorlar. Yine unutuyorum. Basra'da diyorlar adamın, işte peygamberimizin ashabından bir tanesi. Diyorlar ki adama, işte Basra'da 3 tane gemi batmış. Senin gemiler batmış Basra Körfezi'nde. Gözünü kapatıyor, elini kalbin üstüne koyuyor. Elhamdülillah diyor. Bir şey demiyorlar. 3 gün sonra geliyorlar. Ya o Basra'da batanlar senin gemiler değilmiş. Filancanın gemileriymiş. Elini kalbin üstüne koyuyor. Gözünü kapatıyor. Elhamdülillah. Sen deli misin ya diyorlar. Battı dedik elhamdülillah. Bulundu dedik. Çıktı dedik elhamdülillah. Bu diyor. Battı dediğinizde üzüldün mü? Hayır. Elhamdülillah. Geldi dediğimde sevindim mi? Hayır, sevinmedim. Elhamdülillah. İşte olay bu. Yani evet. Battıysa da elhamdülillah, çıktıysa da elhamdülillah. Sonuçta burası tekamülse, biz de bu tekamülde bir tık atlayalım, bir level, bir katkıda bulunalım diye geldikse eğer, bir katkımızda bulunacağız. Orada bir üzülebilir Basra şeyi, 3 dakika sonra Allah'tan gelen her şey olması gerektiği gibidir, denktir dediğinde, tamam işte gitti sınav. Evet. Evet. Tekamüle katkı. Yani buradan nasıl çıkalım diyen canlara, aslında sen çok örnekler verdin. Böyle ben de karınca kararımca bir avuç katkıda bulunmaya çalıştım. Ama yok, sonuçta hakikaten şahitlik etmek, yargısızlık, bir sakin olalım. Yani bir kendimize doğru dönelim. Olacak olan bu. Evet, ama evet. bu üçgende bir yerlerde yaşıyoruz gün içinde. Dönüyoruz. Zaman içinde döndük. Fark edip nerede olduğumu anladığımda zaten düşecek o, dönüşecek yani. Aynen öyle. Anlık girişler değil. Önemli olan uzun uzun oralarda kalmak, o bilinçten beslenir halde hayatına devam etmek. Zaten nasıl olgunlaşacağız? İşte kendimizi fark edeceğiz. Nerede neyi nasıl yapıyoruz fark edeceğiz, gözlemleyeceğiz. Bir dahakine farklı yapmaya niyet edeceğiz. Farklı yapacağız. Böyle böyle hal edeceğiz. Hal ede ede, olgunlaşa olgunlaşa ilerleyeceğiz. Başka yolu yok. Tekamül bitmiyor galiba demişler. Evet. Tabii tekamül bitmez biter ki. Öldükten sonra da tekamül devam edecek. Evet. Yani sadece bu dünya gezegenine ait değil, üç realiteye. Oralarda da var tekamül. Sevgili canlar, spatyumda da var. Spatyumun arkasında da var, ötesinde yani. Tekamül Evet. ta ki geldiğimiz yere dönene kadar. Evet. Evet, kadınlar bu dünyayı uyandıracak şahanesiniz demiş bir tanesi. Evet. Hepimiz. İnşallah. Evet. Evet, buradan ne yapabiliriz? Tabii bu yayını daha sonra okuyup diyorum, dinleyip notlar alarak belki kendi şablonlarımızı çıkarabiliriz. Çıkardığımız şablonlardan sonra da kendimizi, yaşadığımız hayatı tekrar tekrar söylüyoruz, gözlemleyerek buradan nasıl çıkılabilir, hangi soruları sorabiliriz, buralara bakabiliriz. Mesela şeyi söylemedik, ikisini söyledik sorularını da, zalim olan da ne sorabilir? Benim en zayıf yönlerim neresi? En korktuğum noktalar neresi? Bunlarla, duygularımla yüzleşmeye izinliyim. Bunlarla yüzleşebilirim, bunları kabul edebilirim. Belki de etrafa verdiği, kendine verdiği zararı görmeye niyet edebilir. İnşallah hepimiz kendimizle ilgili hangi duygu durumlarından geçiyoruz, hangi düşünceler içimizden geçiyor, bunları fark etmeye niyet edelim, hal etmeye niyet edelim. Hem kendimize, hem etrafımıza, hem tüm insanlığa bilinçli farkındalıkta ne kadar katkı sağlayabilirsek en yüksek katkıyı sağlamaya niyet edelim. Sağlıklı bilinç kalıplarına girersek, kendi hayatımızı sağlıklı bilinç kalıplarında
yaşarsak o zaman zaten bütüne çok büyük bir hizmet yapmış oluruz ve insanlığa da çok büyük hizmet yapmış oluruz. Bunun da farkında olalım. Toplu bir niyet çalışmasıyla mı kapatsak demişler. Öyle bir Çalışma bugün için çok düşünmedim. Enerjisi de uygun gibi gelmedi. Ama bu noktaları zaten dinleyip notlarını çıkarıp çalışırlarsa emin olsunlar farkındalık düğmesine basılmış gibi hayatlarında farkındalıklar ortaya çıkacaktır. Çok katkı olacağını düşünüyorum. Şimdi bazen bazı algılar açılıyor, algılar inceliyor, değil mi? evet, Yani bir kere bir şeyi aynen öyle. duyduktan sonra geriye dönüşü yok. Sistem Aynen. böyle çalışıyor. Evet. İleri doğru. Aynen öyle. Bir kere fark edince devam ediyor. Bize şöyle geri dönüşler oluyor mesela. Videolarla, bu canlı yayınlarla ya da işte hazırlanılan o dönüştürmeye yönelik sorular hazırlıyoruz. Farkındalığa yönelik sorular hazırlıyoruz. Oradaki postları takip ederek eğitimlere gelmemiş olup bunların üzerinden çalışarak hayatlarında inanılmaz değişimler yapmış kişiler var. O kadar çok geri dönüş alıyoruz ki bu konuyla ilgili. Demek ki bu videolar yetebiliyor bazı Tabii şeyler için. tabii O tabii can. yüzden bunların kıymetini bilsinler ve bence üzerinde çalışsınlar. Şimdi zaten bunu IGTV kaydediyoruz hemen şimdi. Oradan izleyebilirler tekrar. YouTube kanalına kaydediyoruz yarın. Sen de kaydediyorsun, ben de kaydediyorum. Sevgili canlar, şimdi Mukaddes Pekin Başdil'in yanında yukarıda yanında üçgen var. Üçgene tıkladığınızda oradan doktor hanımı göreceksiniz. Doktor Sezgi Hanım'ı. Oradan takip alabilirsiniz. Beni takip etmek isteyenler de aynı üçgene basıp oradan takip alabilirler. YouTube kanalında da ikimizi takip ederseniz şöyle bir kalp malp yorum, abonelik desteğinize ihtiyacımız var. Birlikte büyüyeceğiz. İkimizin de desteğe ihtiyacı var canlarım. Sonuçta uyanış yolunda. Yani her ne kadar canım hocamız eğitim verse de bakın bunlar bugünkü yayın bir eğitim niteliğinde. Çok değerli. Tekrar tekrar izleyin ve dostlarınızı, arkadaşlarınızı, ailenizi izletin. Hepimize katkı, bir kişinin uyanışı dünya gezegenine katkı ve burada bir kişinin uyanmasına eğer vesile olabilirsek gerçekten hani bu da bizim için büyük bir şey. Biraz önce sevgili Hüseyin Hakkı Kahveci hani kızgın şeyler anlattı. Kendince haklı kızgınlığı var ama bir tane uyanış, bir kişinin uyanışı bizim için yeterli. Yani bütün dünyanın uyanmasını beklemiyoruz biz zaten. Ama gerçekten bir Evet. uyanmış 300 bin kişiye yeter, değer. Onun için herkes uyanışa katkıda bulunsun elinden geldiği kadar. Bugün burada olanlar tesadüf değil, değil mi Can? Burada olanlar, uyanış yolunda olanlar, böyle bir tık 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 her an algılar açılıyor ve yükseliş var. Onlar da artık şu andan itibaren başka canlara katkı olacaklar. Öyle. Paylaşarak, hikayede paylaşarak, Gerçekten öyle. duyurarak, YouTube'da paylaşarak bize destek olursanız çok seviniriz. Lütfen canımı takip edin. Gördüğünüz gibi onu takip edin. İstiyorum çok. Şu sayfayı okuduğunuzda bile birçok katkısı olacak size. Hepiniz eğitim alamasanız bile Evet, sayfayı evet. inceleyin. Bana söylüyorlar bazen eğitim alamıyoruz. Eğitim alamayanlar bu yayınları izlesin, sayfaları, hocaların sayfalarını takip etsinler. Çok teşekkür ederim. Senin o Ben teşekkür güzel ederim. yüreğinden öpüyorum. Çok sağ ol. Allah razı Kıyamam, olsun. dinlenme geceni benimle geçirdin, bizimle geçirdin. Hiç önemli değil. İyi ki Çok varsın. teşekkür ederim. Çok. Varlığına şükran. Varlığın katkı hepimize, gezegene katkı. Çok 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 sağ ol. Allah razı olsun. Seni çok seviyoruz. Çok En kısa zamanda teşekkür Şubat ayına bir ediyorum. organize. Hadi bakalım. Pazartesi yazarım hemen ben sana.
Şimdi şey zaten diyorum ki ne oldu, nasıl Ben oldu da ben evet dedim de bugün nasıl yayını kabul ettim falan diyorum kızlara, ekipteki arkadaşlara diyorum. Biliyor musunuz ben ne yaptım? Hiç planda yoktu falan. Ama ben de sana çok teşekkür ediyorum. canım. Yolun açık olsun, katkıların daim olsun inşallah. Çok Canım. teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar bir tanem. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Hoşça kalın. Canlarım, iyi akşamlar.